Bir izleyicimiz çok nazara geldiğini, ufacık bir e, bir çocuk bakışında bile etkilendiğini söylüyor. Nasıl kurtulabilirim demiş. E, burada ben tüm izleyicilerimize söyleyelim inşallah nazar ile alakalı. Müsaade ederseniz. E, bu kardeşimiz inşallah e, 70 gün boyunca şunu takip etmesi gerekiyor. 70 gün boyunca her gün, her sabah e, 70 tane ayetel kürsiyi bir bardağa okuyacak ve o bardağı içecek inşallah ve 70 gün sonunda Allah'ın izniyle rahatlayacak. E, nazara karşı birebirdir bu ayet-el kürsi'de dağınmak gerekiyor. Biz bazen iş yerlerine gidiyoruz mesela. Mavi boyuncuk gibi şeyler görüyoruz. Bunlar caiz değillerdir. Hatta bunlar insanı şirkten bile şirke bile götürebilir. Çünkü sen orada maviye güveniyorsun, Allah'a güvenmiyorsun gibi bir durum olabilir. Dediğim gibi kişi nazar çekebilir ve insanı biliyorsunuz nazar mezara sokar, deveyi kazana sokar. Bunu biliyorsunuz. O yüzden üzerinizdeki bu ağırlıkları kaldırmak için de 70 gün boyunca ne yapacağız inşallah burada yazabiliriz gelecekimizde. 70 gün boyunca her gün sabahleyin 70 tane ayet kürsüyü ama 70 günün peş peşe yapalım. Ayırmayalım. Bir bardak suyu üfledim ve o bardaktan içelim. Bununla beraber bazı gittiğimiz esnaflarda hocam diyor işte o nazardan dolayı işlerinde ağırlık oluyor diyor. Kıymetli kardeşlerim herkesin rızkı yazılmıştır. Rızık konusunda sen rızkına koştuğun gibi sana da rızkın koşuyor. E hiçbir şekilde kimse kimsenin rızkını da yemiyor. Bu yüzden dolayı ne yapacağız inşallah? Bu üzerine ağırlık verebilir. Ama rızkına engel mani değildir. O ağırlıktan dolayı senin kafanı kurculayabilir. Ama rızkın sana yine gelecektir. Ama dediğim gibi burada 70 gün boyunca bu tedavi sistemini uygularsak Allah'ın ile 70 tane ayetel kürsüyle beraber Allah'ın o nazarları inşallah geriyesin geriye göndermiş olacağız. Ve bununla beraber La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimide çok diyelim. Çünkü günde yüz kere la, la havle ve la kuvveti illa billahil hayl azim denirse o günkü bütün sıkıntılarından da emin oluyor. Buradan da izleyicilerimize duyurmuş olalım. Evet hocam.